Mutlu akşamlar. TV'li 2 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Emrullah Cesur. Sizlere gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağım. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yaptığı açıklamada asgari ücrete beklenen 2022 yılı ara zammını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı karara göre yeni asgari ücret Temmuz ayından itibaren %30'luk bir artışla 5.500 liraya çıkartıldı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Milyonlarca çalışan ve işverenin beklediği o rakam, 2022 yılı asgari ücrete ek zam kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından nihayet duyuruldu. Asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere %25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5.500 lira olacaktır. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret zam kararını açıklamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay'la kameralar karşısına geçti. Gerekçelerimizi Sayın Bakanımız biliyor. Sayın Bakan, siz biliyorsunuz. İnşallah bugün toplum memnun edecek bir rakam olur da siz de biz de toplum olarak bu sıkıntılı bir dönemde İnşallah toplum rahat eder, biz de dua ederiz, teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere %30'luk bir artışla 5.500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yılbaşında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öte yandan yeni asgari ücretle beraber işçi başına da işverene 100 TL destek verilecek. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde şehirde bulunan 250 koruyucu aile ile birlikte düzenlenen etkinlikte buluşuldu. Aileler Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseriyle eğlenirken çocuklarsa kendileri için düzenlenen tiyatro oyunu ve etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Geçtiğimiz yıl ilan edilen, bu yıl 81 ilde ilk defa kutlanan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü Ordu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde şehirde bulunan 250 koruyucu aile düzenlenen etkinlikte buluştu. Ceren Özdemir Meydanı'nda toplanan protokol, aile ve çocukları farkındalık oluşturmak adına Ordu Büyükşehir Belediyesi bandosuyla kortej yürüyüşü düzenledi. Ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Mele Tırmağı kenarında hayata geçirdiği ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan kültür otağında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in de katılımlarıyla eğlence ve yemek programı gerçekleştirildi. Kutlamamıza vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımıza. Alanda bulunan aileler Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseriyle eğlenirken çocuklarsa kendileri için düzenlenen tiyatro oyunu ve etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Aile ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Güler onlarla sohbet etti. Büyük bir aileyiz. Burada bu tesiste sizleri ağırlamanın mutluluğu içindeyiz.
sizlerle beraber lokmalarımızı paylaştık. Bu sıcak aile havası içinde çok anlamlı bir hareket, bir iş yapıyorsunuz. 150 aile çocuklarıyla, hiç ayrım gözetmeden evlatlarıyla sıcak yuvayı hissettiriyorsunuz, bizlere yaşatıyorsunuz. Sizden Allah razı olsun. Başkan Güler, ayrım gözetmeksizin evlatlarına sıcak bir yuvayı hissettirdikleri için koruyucu ailelere teşekkür etti. Evlatlarınızı ayırmıyorsunuz. Kardeşlik içinde, bu tatlı yuva içinde hayatımızı sürdürüyoruz. Biz de sizlere layık olacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emirlerinizi bekliyoruz. Sizleri daha mutlu etmek için daha güzel günlere birlikte ulaşmak istiyoruz. Bu projeyi başlatan Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Hanımefendi'nin de destekleriyle bu ortaya çıkan güzelliğin devam etmesini arzu ediyoruz. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Altınordu Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Erkan Karahansa, koruyucu ailelerin hakkının ödenmeyeceğini belirterek bu anlamlı günde onlarla bir araya gelmelerine vesile olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'e teşekkür etti. Hakikaten çok önemlisiniz, çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Sizlerin hakkı hakikaten ödenmez. Ben bu vesileyle bugünkü bu 30 Haziran koruyucu aile günümüzü sizlerle birlikte burada bu güzel mekanda, açık havada, bir şenlik havasında kutlamamıza vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımıza huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Başkan Güler, uzun süredir koruyucu ailelik yapan ve evlatlarını özenle büyüten ailelere çiçek takdiminde bulundu. Çok teşekkür ediyoruz. 2022 yılı liselere geçiş sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi olan 3 öğrenci Ordu'nun gururu oldu. Öğrencilerin başarısını kutlamak ve başarılarının mimarı olan aile ve öğretmenlerini tebrik etmek isteyen Başkan Güler onları makamında ağırladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, 2022 yılı liselere geçiş sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 3 öğrenciyi ağırladı. Müsaadeniz efendim. 2022 yılı LGS'de tam puan alarak Türkiye birincisi olan 3 öğrenci Ordu'nun gururu oldu. Öğrencilerin başarısını kutlamak ve başarılarının mimarı olan aile ve öğretmenlerini tebrik etmek isteyen Başkan Güler onları makamında ağırladı. Türkiye birinciliğine ismini yazdıran Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ömer Faruk Uğurlu, Ahmet Ege Günindi'yi de özel final Altınordu Ortaokulu öğrencisi Rahman Topçu'yu çiçeklerle karşılayan Başkan Güler, bir ilden 3 Türkiye birincisi çıkarmanın kolay olmadığını ifade etti. Bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler şöyle konuştu. Ordumuz her geçen gün bilimde, sanatta, teknolojide ve özellikle de hepsinin temel olan eğitimde büyük adımlar atıyor. 3 tane Türkiye birincisi olmak kolay değil. Onun için Allah bize bu günleri yaşattığı için şükrediyorum Allah'ıma. Büyük başarı. Ben de işte buradan yetişen biri olarak kardeşlerimizi görünce onları biraz masaya özellikle oturttum ki yönetimi de görsünler. Onlara teslim edeceğiz orduyu, ülkeyi, belki de İnsanlar da büyük başarılar temin edecekler. Ordu'nun Altınordu ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden bir özel okulun öğrencisi olan Rahman Topçu da o 500 puan alan öğrenciler arasındaydı. Liseye geçiş sınavı merkezi sınav sonuçları açıklandı. Ordu'da 3 öğrenci 500 tam puan aldı. Sınavlara 1.031.799 öğrenci katıldı. Açıklanan sonuçlara göre 48 ilden 193 öğrenci 500 tam puan aldı. Ordu'dan da 3 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaştı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden bir özel okulun öğrencisi olan Rahman Topçu da o 500 tam puan alan öğrenciler arasındaydı. Sevgilisi ilk başta hiç kolay olmadı. Ya önemli olan şu olduğunu anladım. Mesela ilk başta farkına varmıyorsunuz ama taradığınız her kaynak size bir yerde yardımcı oluyor. Her soru tipi aslında LGS'de gördüğümüz soru tipleri de çok yabancı soru tipleri değil. Ne kadar çok çözerseniz o kadar karşınıza çıkıyor.
en iyi şey bence bu. Rahman Topçu'nun hedefi ise başından beri Türkiye birinciliği. Çok çalıştı, didindi, sonunda hedefine ulaştı. Her zaman umduğum şey buydu. Ama şimdi LGS'de kimdi? Belki bir soruda bir kelimeyi yanlış okuyup bir yanlış da yapabilirdim. Bundan emin olmadım yani. Ama sonunda 500 puan yaptım, memnunum yani. Hedeflerse bitmiş değil. LGS'den 500 tam puan alan topçu ilerideki hedefini de TV52 Haber'e anlattı. İleride yani şu anlık sayısal aklım daha çok basıyor. İleride yani mühendis olup belki de yeni projeler yapmak, yeni şeyler bulmak hedefim. Başarının diğer mimarları ise Rahman Topçu'nun ailesi ve öğretmenleri. Bu teşekkürü en çok onlar hak ediyor. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm öğretmenlerime, başta koç öğretmenim Zuhair Hoca olmak üzere, hep öğretmenim Hazal Hoca'ya, müdürümüz Sezgin Bey'e, aileme ve burada belki yani tüm isimlerini sayamadığım diğer öğretmenlerime de çok teşekkür etmek istiyorum. Başarılı öğrenci Rahman Topçu'nun ailesi ise çocuklarının sevincini yaşıyor. Aile 500 tam puan alıp Türkiye birincilerinden biri olan evlatlarıyla gurur duyuyor. Çok mutlu olduk çünkü bir sene boyunca çok çalıştı öğretmenleriyle birlikte. Öğretmenleri de fark ettiler onu. Çok emek verdiler. O da çok çalıştı. Gece 1.30-2'lere kadar test çözdü. Çok kitaplar aldı. Çok uğraştı, öğretmenlerine sordu. Hedef koymuştu 500 tam puan yapacağım diye. Allah'a hamdolsun yaptı. Sadece sonra da açıklanmasına yakın acaba kaydırdım mı diye çok tereddüt etti ama Allah'a hamdolsun o gece sabaha kadar da uyumadı ama yaptı Allah'a şükür olsun. Mutlu olduk, çok gurur duyduk çocuğumuzla. Ders çalışmayı düzenli olarak yürüttü. Öğretmenlerin sıkı takibi altında. Çok güzel, düzenli bir ders çalıştı, tempo tutturdu. Bunun semeresini gördü. Tam puan olarak bizleri de gururlandı. Kendisini seviyoruz. Mutlu olduk. Rahman Topçu'nun eğitim gördüğü okulun müdürü Sezgin Şahinkaya da LGS'de tam puan alan Rahman Topçu'yu, öğretmenleri ve ailesini tebrik etti. Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alıp Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rahman Topçu'yu tebrik ediyorum. Bu büyük başarıda öğrencimize destek veren okul yönetimine, öğretmenlerimize ve öğrencimizin ailesine çok teşekkür ediyorum. Akademik, sportif, bilimsel ve sanatsal anlamda tüm öğrencilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Konuşmamı bitirmeden önce okulumuz adına göstermiş olduğu başarıdan dolayı öğrencimiz Rahman Topçu'ya hediyemizi takdim etmek istiyor ve bundan sonraki eğitim öğretim hayatında kendisine başarılar diliyorum. Ardından okul yönetimi tarafından Rahman Topçu ve ailesine hediyeleri takdim edildi. Telefonla ya da merkezi sistem üzerinden devlet hastanelerinden randevu almak son dönemde bir hayli zorlaştı. Pandemi nedeniyle uzunca bir süre hastanenin yolunu unutan hastalar şimdi taleplerine yanıt alamamaktan şikayet ediyor. Konuyu değerlendiren ve önemli açıklamalarda bulunan Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, yaşanan randevu krizine gerekçe olarak kamu hastanelerinde hastaların her geçen gün artan nüfus yoğunluğuna karşı personelin ve hekimlerin sayısal olarak yetersiz kalmasını gösterdi. Randevu alamıyorum ki sıkıntı yaşam. Randevu alamıyorum. Bu doktorlar haklı. Paralarını alamıyorum, maaşlarını alamıyorum. Devlet bitmiş bir durumda. Şimdi benim engelli bir çocuğum var. Ayakları şiş o kadar, 22 yaşında. Bugün doktora götürecektim, dediler yok. Covid-19 salgının hızı düşse de sağlık alanında sorunlar gittikçe büyüyor. Telefonla ya da merkezi sistem üzerinden devlet hastanelerinden randevu almak isteyen vatandaşlara aylar sonrasına gün veriliyor. Hastalar randevu alamıyor, kamuda kalan hekimlerse artan iş yüküyle günde 100 hastadan fazla muayene yapmak zorunda kalıyor. Ya ben zaten alamıyorum zaten de başkalarını aldırıyorum, geldim yapamıyorum çok. Vermiyorlar 15-20 gün, ne bileyim, bazen hiç ulaşılmıyor. Bunun nedeni hasta sayısının çokluğudur. Fakat sadece meharesiyle doktor arkadaşlarımız hasta muayene etmiyorlar. Bir de ayaktan gelen hastalar var. Bu ayaktan gelen hastalarla da bir hekimin muayene ettiği hasta sayısı yüzleri bulmaktadır. Bu da aslında sağlıklı bir durum değildir. Evet, hekim arkadaşlar ellerinden geldiği kadar hasta geri gitmesin diye hastaları düşünerek muayene ediyorlar ama gerçekte bu hastalar için de bir handikaptır. Çünkü düşünsenize 100 hasta geldiğinde 10 dakika olan muayene süresi neredeyse 3 dakikaya düşmektedir.
Devlet hastanelerinden randevu alamayan vatandaşlar çareyi ya özel hastaneye gitmekte arıyor ya da hastaneye gitmekten vazgeçiyor. Orada devlet hastanesinden randevu alan var mı hiç? Tek ben değil ki, bütün millet alamıyor. Benim ayaklarımda sorunum var, ben randevu alamıyorum. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, yaşanan randevu krizine gerekçe olarak kamu hastanelerinde hastaların her geçen gün artan nüfus yoğunluğuna karşı hekimlere verilen muayene sürelerinin yetersiz kalmasını gösterdi. Tabii bunların birçok nedeni var, birkaç nedeni var. Birincisi, şunu öncelikle belirtmek isterim. Bir hastanın uygun bir şekilde muayene edilip doktor tarafından karar verilebilmesi için en az 10-15 dakikaya, hatta 10 dakika bile yetersiz, en az 15 dakikalık bir muayene süresine ihtiyacı vardır. Neden bu böyledir? Çünkü hastalar ancak bu 15 dakikalık muayene süresince kendilerine doktor tarafından en uygun teşhis ve tedavi metotları uygulanabilir. Ancak bundan bu sürenin kısalması durumunda hekim belki de çok önemli olan başka bir hastalığı görmeyebilir, düşünmeyebilir. Onun için muayene süresinin kısalması hiçbir zaman hasta için uygun bir tercih değildir. Her zaman için hekimlerin mutlaka hastaya bir 15 dakika zaman ayırması gerekir. Her geçen gün büyüyen randevu krizinin çözülebilmesi için uzman hekim sayısının artırılması gerektiğini belirten Ali Coşkun, Sağlık Bakanlığı bunu yeniden düzenlemelidir önerisinde bulundu. Çünkü 33 hastaya bakabilirken bir doktor meharesiyle dışarıdan gelen hastalarla, ayaktan gelen hastalarla bu 33'ün 3 katı 4 katına çıkabilmektedir. Bu da tabii ki hem muayene kalitesini düşürmektedir hem de hastanelerimize ve hekimlerimize ciddi bir yük getirmektedir. Bunun planlamasının da şimdiden büyük bir titizlikle yapılması lazımdır Sağlık Bakanlığımız tarafından. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören öncülüğünde Altınordu Belediyesi'nin hem kent merkezinde hem de kırsalda dört koldan sürdürdüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla yaşanan modern değişim ve dönüşüm kendini şehirde iyice hissettirmeye başladı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören öncülüğünde Altınordu Belediyesi'nin hem kent merkezinde hem kırsalda dört koldan sürdürdüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla yaşanan modern değişim ve dönüşüm kendini iyice hissettirdi. Başkan Tören'in kırsal mahallelerde yılların sorunlarına kalıcı çözüm üreten yol çalışmaları hız kesmeden devam ederken kent merkezinde ise şehrin çehresini değiştiren altyapı ve üst yapı atığı sürüyor. Sezgin Aslan Saray Mahallesi mutları, mahallemizin Taşlıpınar Sokağı'nda ve Aziz'e bağlantısı Gazi Sokak'ta başlayan begonit taş çalışmamız ve altyapı çalışmamızı bir buçuk ay içerisinde inşallah sonuçlandıracağız. Onun devamında yine Altınordu Belediye'mizin öncülüğünde mahallemizin uzun zamandır el dokunulmamış, altyapı çalışması yapılmamış olan, yağmur suyu hattı çalışması yapılmamış olan 176. sokağından başlayıp 225. sokak ve Hamam Deresi sokağındaki yine altyapı çalışmamızla beraber begonit taş çalışmamıza başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmalar için ve bu projeler için Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Şehir merkezinde yıllardır girilmeyen sokakları ve caddeleri tek tek sağlıklı altyapıya, ardından da konforlu üst yapıya kavuşturan Altınordu Belediyesi, Selimiye Mahallesi, Hamam Deresi, 225. Sokak ve Saray Mahallesi 176. sokaklarda modern değişim ve dönüşüm için start verdi. Ben buranın yerlisiyim. Aşkın Tören'e teşekkür ederim. Yani çalışmaları çok iyi. Köyde olsun, köşkte olsun, şehirde olsun, her tarafta iyi çalışıyor. Allah razı olsun. İyi. Şimdi bu mahallemizde güzelliğine yapılırsa daha güzel olur. Görüntü de güzel olur. Çok teşekkür ederim. Tarihi dokuya sahip çıkan, estetik aynı zamanda modern üst yapılarla vatandaşların büyük beğenisini toplayan Altınordu Belediyesi, tarihi mahallelerde başlattığı dekoratif doğal begonit taşlarla sokak yenileme uygulamasını da yaygınlaştırıyor. Saray Mahallesi 176. Sokak ve Selimiye Mahallesi Hamam Deresi Sokak'la 225. Sokak'ta başlayan altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kentin tarihi izlerini taşıyan sokaklar dekoratif doğal begonit taş uygulamasıyla yepyeni bir çehreye kavuşacak.
Merkezde ve kırsalda birçok noktada eş zamanlı devam eden çalışmalar için belediye ekiplerinin yoğun bir mesai verdiğini dile getiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, tüm çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı bir plan ve program dahilinde tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla sürdürüyoruz. Yaşanabilir ve modern bir şehrin ilk şartı olan sağlıklı altyapı için mahallelerimizi adeta şantiyeye çevirdik. Çoğu yerlerde yıllardır kazma dahi vurulmamış sokaklarımızı alt ve üst yapısıyla modern bir yapıya kavuşturuyoruz. Çalışmalarımız sonunda kentimizin özellikle tarihi sokakları herkesin gezip görmek isteyeceği bir güzelliğe kavuşuyor. Kent kimliği ve estetiği öncelikli bu özel çalışmalarımız tarihi mahallelerimizde devam edecek dedi. Mahalle sakinleri uzun yıllardır bekledikleri çalışmaların başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkürlerini iletti. Saray Mahallesi'nin Işıklar 35 yılı sakiniyim. Şu hizmet de güzel olur. Doğal taşı güzel olur, en güzeli. Burası eski mahalle, Saray Mahallesi, Azriye Mahallesi, Zafer Emliği Mahallesi, Taşbaşı Mahallesi. Bunların ordunun en eski mahalleleri. Doğal taş olması lazım. Aşkın Başkan'a teşekkür ediyorum yaptığı hizmetlerden dolayı. Çok sağ olsun. Vallahi çalışmalar çok iyi. Bizim hoşumuza da iyi. Arabalar zaten badanaç yapıyordu. Yapacağı çalışmalar için şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sakin Şehir ünvanlı Perşembe ilçesine değer katacak olan bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu projesi çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Sağlıklı ve çevreci anlayışıyla hayata geçirilen proje Perşembe sakinlerinden de tam not aldı. Kolay gelsin. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlara sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alanları oluşturmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Kolay gelsin. Hayata geçirdiği projelerle her kesime hitap eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinde başlattığı bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu projesini tamamladı. Her yaş grubunun ilgisini çeken bu proje, Perşembe'nin kent estetiğine katkı sağlarken ilçeye de yeni bir kimlik kazandırdı. Bundan iyisi can sağlığı. Çok güzel. Bu güzele güzel demekten çekinilmez. Allah başımızdan cümlesini eksik etmesin. Burada kaldırım taşları vardı. Böyle engebeli bir araziydi. Şimdi çok güzel bir yola kavuştu. Gerek bisiklet yolu olsun, yürümeli olsun. Engelliler de düşünüldü. Gayet güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Tabii ki güzel bir görünüm katıyor. Güzel bir görünüm katıyor. Gelen işte yürüyüşünü yapıyor. Güzel bir şey. Olması gerekiyordu bu zamana kadar. Sağlıklı ve çevreci anlayışla hayata geçirilen proje, Perşembe sakinlerinden de tam not aldı. Şu anda çok iyi, çok güzel. Her şey çok güzel olmuş. 25 sene sonra memleketime geldim. Orduluyum normalde ama çok beğendim. Özellikle de sakinliğini, sessizliğini, sahilin temizliğini, yürüyüş alanlarının güzel olması, yeşilliğini gayet güzel buldum ve beğeniyorum da. Çok güzel olmuş. Harika, beğendim, çok beğendim. Hayırlı olsun. Öte yandan sağlıklı ve çevreci anlayışla planlanan, Perşembe'yi daha yaşanabilir bir hale getirecek olan bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu projesi kapsamında bisiklet yolunun yanı sıra kum asfalt uygulaması, çöp kovaları, oturma bankları, yön ve işaret levhaları, aydınlatma direkleri ve bisiklet park elemanları da sahil bandındaki yerini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak Yaşam Hak Projesi kapsamında basın açıklaması yaptı. Ordu'da CHP Kadın Kolları, Ordu İl Başkanı Nilgün Yılmaz tarafından okunan açıklamada bugüne kadar en az 6500 kadının hayatına birer birer dokunduk ifadesine yer verildi. Yaşam Hak Projemiz kapsamında artık şiddet mağduru kadınların yanı sıra kendini güvende hissetmeyen kadınlara da çare olacağız. Toplu taşımada sokak lambasının yeterli olmadığı bir yerde ya da yalnız yürürken ürken tüm kadınlara sesleniyorum. Yalnız değilsin. Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde Yaşam Hak Projesi ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ordu'da İl Kadın Kolları Başkan Nilgün Yılmaz ve Kadın Kolları üyeleri basın açıklaması için İl Parti binasında bir araya geldi.
Bildiğiniz gibi kadına yönelik şiddet ile mücadele etmek amacıyla 5 Aralık 2020 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçirdik. Genel merkezimizde Alo Şiddet Hattı kurduk. Yaşama hakkının en temel hak olduğundan yola çıkarak projemize Yaşam Hak adını verdik. Ordu'da Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Ordu İl Başkanı Nilgün Yılmaz tarafından okunan açıklamada Yaşam Hak projesinin tanıtımı yapıldı. 444-82-85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7/24 ücretsiz destek hizmetleri sunuyoruz. Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde, adliyelerde yanlarında oluyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını mağdurlar ve aileleri ile dayanışma içerisinde takip ediyoruz. Nilgün Yılmaz, şiddet mağduru kadın ve çocuklara ilişkin yaptıkları çalışmalar kapsamında bugüne kadar 6500 kadının hayatına Yaşam Hak Projesi ile dokunduklarını söyledi. Projemiz kapsamında sivil toplum örgütleri, meslek odaları, barolar ve yerel yönetimlerle 100'ü aşkın protokol imzaladık. Bugüne kadar en az 6500 kadının hayatına birer birer dokunduk. Yaşam Hak mobil uygulamasını 5 Aralık 2021'de hayata geçirdiklerini kaydeden Yılmaz, Yaşam Hak uygulamasıyla kadına şiddetin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek her zaman yanınızdayız mesajı verdi. 444-82-85 numaralı hattımızda size eşlik edecek olan bir kız kardeşiniz var. Kendinizi güvende hissetmediğiniz her yerde telefonun diğer ucundan size destek olacağız. İstanbul Vakfı'nın Dilek İmamoğlu'nun kız çocuklarına eşit şartlarda yaşaması ve eğitimlerine katkı sağlama fikriyle öncülüğünü yaptığı Büyüt Hayallerini projesi kapsamında burs sağladığı 300 öğrenciden 30'u okullarından mezun oldu. Mezun bursiyerlerle bir araya gelen Dilek İmamoğlu da duygularını paylaştı. İBB İstanbul Vakfı Dilek İmamoğlu'nun kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve eğitimlerine katkı sağlama fikriyle öncülüğünü yaptığı Büyüt Hayallerini projesini 2021 yılının Mart ayında başlattı. Proje kapsamında ortaya çıkan ilk eser 40 farklı yazarın kaleminden 40 kadının hikayesinin yer aldığı İlham Veren Adımlar kitabı oldu. Vakıf ve Dilek İmamoğlu 11 Ekim 2021'de kitabın satışından elde edilecek gelirle 300 kız öğrenciye burs sağlama kararı aldı. 11 Ekim-21 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Vakfı web sitesi üzerinden başlatılan projeye İstanbul'da ikamet eden 4543 kız öğrenci başvurdu. Titizlikle incelenen başvurular sonrasında 200 üniversitede öğrenim gören toplam 300 öğrenci İstanbul Vakfı'nın sağladığı bursu almaya hak kazandı. İstanbul Vakfı kurumdan burs alan ve bu yıl okullarını bitiren 30 üniversite öğrencisi onuruna mezuniyet töreni düzenledi. Beşiktaş'taki Malta Köşkü'nde yapılan etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel'in katılımıyla yapıldı. Mezun bursiyerlerle bir araya gelen Dilek İmamoğlu, Büyüt Hayalleri projesinin bursiyerlerinin ileride güzel yerlere gelmesini temenni etti. Kardeşlik bağının nesillerce sürmesini tüm kalbimle diliyorum dedi. Büyüt Hayalleri projesiyle hayatına dokunduğumuz bursiyerlerimizin ileride çok güzel yerlere geldiklerini ve onların da kız çocuklarının okuması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına değerli katkılar sunduklarını gerçekten yürekten görmek istiyorum. Bu kardeşlik bağının nesillerce sürmesini tüm kalbimle diliyorum. Eşine destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da en büyük motivasyonlarının kadınlardan alınan enerji olduğunu söyledi. Bazen engellerle karşılaşıyoruz. Engellerle uğraşmak ya da onları aşmak konusunda bizim de en büyük motivasyonumuz açıkçası sizlerden aldığımız o enerji. Bu manada buna büyük katkı sunan ve de bunu eğitimle sağladığı için gerçekten bu güzel fikri oluşturan, taşıyan hem eşim Dileğe hem de İstanbul Vakfı'nın bütün emeği geçenlerine yürekten teşekkür ediyorum. Mezun bursiyerler adına konuşan ve hazırladıkları ortak mektubu okuyan Bilge Nisa Yılmaz ise her şey çok güzel olacak mesajı verdi. İmamoğlu çiftine de teşekkür etti. Değerli Dilek İmamoğlu, ülkemizin zor günlerinde biz kız öğrencilere böylesine bir destek verdiğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Büyüt Hayallerini projesi ile 2021-2022 dönemi mezunlarına ve 300'ü aşkın kız çocuğuna verdiğiniz destek için size ve sizin vesilenizle
tüm İstanbul Vakfı ailesine teşekkür ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde kadınlar ve kız çocukları için zor şartlar olsa da bugünün kız çocuklarını yarının geleceğidir. Hayatın farklı alanlarında kadının rolünün güçlendirilmesi ve arttırılmasının önemini biliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği için bizler de çalışıyoruz. Eğitimli, yetkin biz kadınların sosyal hayata katkısının erkeklerle eşit seviyeye gelebilmesi adına gidecek çok yolumuz var. Ordu'nun Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir mimarlık ofisi açılışı gerçekleştirildi. Ordu'ya yeni bir iç mimarlık ofisi kazandırıldı. Ordu'nun Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir mimarlık ofisi açılışı gerçekleştirildi. Şehrin önde gelen insanların da katılım gösterdiği açılışa davetliler yoğun ilgi gösterdi. Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İş İnsanı Engin Tekintaş, İş İnsanı Mustafa Poyraz, Şehir Plancısı Birol Yılmaz, İl Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve çok sayıda davetlinin bir arada olduğu açılışta konuşan işletme sahibi İç Mimar Dilanur Topkaya açılış hakkında konuştu. 2014 yılından beri bu meslekteyim. Altınordu'ya yeni bir iş yeri kazandırdık. Hepinizi bekliyorum. İç mimarlığı meslek olarak değil yaşam biçimi olarak gördüğünü aktaran Topkaya, açılan iç mimarlık ofisi için hayal atölyem benzetmesini yaptı. İç mimarlık benim için hani meslek olarak görmüyorum. Hani hayatımın yaşam biçimi olarak burayı da hayal atölyem olarak görüyorum. Yine dediğim gibi hepinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. İç Mimar Topkaya eğitim ve mesleki hayatında desteğini esirgemeyenlere de teşekkürlerini iletti. Mesleki hayatımda öncelikle eğitim hayatım boyunca bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, hep yanımda olan aileme hepinizin huzurunda öncelikle çok teşekkür ediyorum. Daha sonra beraber çalıştığımız iş arkadaşlarıma, yine müşterilerime, hepsine çok teşekkür ediyorum. Açılışta yapılan dualardan sonra davetliler birer konuşma gerçekleştirdi. İşletme sahibi Topkaya'ya iyi dileklerin iletildiği açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi. İnşallah ordumuza güzel mimarlıklar yapabilir, ordumuzu güzelleştiririz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Uğurlu olsun diyorum. Bu güzel mekanın bol kazançla, hayırlı kazançla devamını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Çok değerli Dilanur Hanım'ın iç mimarlık ofisiyle inanıyorum ki ordumuz artık fark yaratan yapıları da hep beraber inşa edeceğiz. Kendisini, ailesini, emek veren herkesi tebrik ediyorum. Ben Dilanur Hanım'a açmış olduğum mekanda hayırlı bol kazançlar diliyorum. Bu ordumuza çok güzel projelerle hizmet edeceğine inanıyorum. Hayırlı bol kazançlar diliyorum. Hayırlı olsun ailesine de sizlere de. İnşallah hep beraber çok daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu haberimizle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz. Gece bülteninde tekrardan karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Hoyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaağaç. Üçüncü ligde mücadele edecek 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nde kulüp başkanı Şükrü Bodur, Ordu Spor 1967 As Başkanı Adem Akça ve Fas'ta Belediye Spor'da kulüp başkanı Adem Bekar TV52 mikrofonlara özel açıklamalarda bulunarak bulundukları grubu değerlendirdiler. 3. Lig'de dün çekilen kurallar sonrasında 3 Ordu ekibinin 2022-23 sezonunda hangi grupta mücadele edeceği belli oldu. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü kura sonrası 3. Lig 1. grupta, Ordu Spor 1967 3. Lig 2. grupta, Fas'ta Belediye Spor ise 3. Lig 3. grupta yer aldı. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü Başkanı Şükrü Bodur kurayla ilgili TV52 spor servisinde özel açıklamalarda bulundu. Başkan Bodur açıklamalarında bulundukları grubu değerlendirdi. Dün kurallar çekildi. Birinci grupta yer alıyoruz. 18 takım olarak mücadele edeceğiz. Geçen sene biliyorsunuz bir takım eksikti ama bu sene tam şey yapacağız. Yani tam sezon boyu hiç ara vermeden devam etmiş olacağız. Bu bizim için bir avantaj oldu. Geçen seneki gruptan 3 takım daha var. Şile, Kalecik ve Yonda bulunuyor. Gerisi 15 takım. Hepsi tanımadığımız veyahut da geçen sene
bilmediğimiz takımlar ama bazıları var işte bir evvelki seneden oynadığımız ne bileyim Çatalca var. Bunların içerisinde Kelkit var, Karaköprü var. Bunları tanıyoruz ve bu takımların hiçbirisini tanımıyoruz. Gruba baktıklarında yaptıkları transferlerle ön plana çıktıklarını söyleyen Başkan Bodur transferlerde de kadroyu güçlendireceklerinin mesajını verdi. Transfer sezonunda herkes bir çalışmaya girdi ama şu anda flash ve hızlı transfer yapanların başında Ordu Spor geliyor grubumuzda. İçel Spor biraz takip ediyoruz. İçel Spor bile transfer yapıyor. Karşıyaka yapıyor. Biz onlara bakmıyoruz. Kimsenin transferi bizi ilgilendirmiyor. Herkes kendince iyi kadro kurmaya çalışıyor. Biz daha iyi kadro kurup kesinlikle bu sezon başarılı olmak için ona göre kadromuzu kuruyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Transferlerimizi yapıyoruz. Bodur sezonun sonunda olmazsa olmaz hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak sözlerini noktaladı. İnşallah sezonun sonunda bu seneki olmazsa olmaz hedefimiz üst lige çıkmak, ikinci lige çıkmak. Onun için inşallah yeni gelecek arkadaşlarla beraber hocamızla bunu sağlamış oluruz. Şu anda tabii takımların çoğunu tanımıyoruz. Ne yapacaklarını da bilemiyoruz ama bu takımların şu andaki mevcutlarıyla fena değil takımlar yani. Herkes kendine göre bir mücadelenin içine gidecek. Bakalım inşallah sonunda mutlu olan biz oluruz. Fatsa Belediyespor Kulüp Başkanı Adem Bekar ise yaptığı açıklamada bulundukları grubu kapalı kutu olarak nitelendirdi. Vallahi grup bize yabancı. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Tamamen kapalı kutu. Ballı giden çıkan 5 takım. Borsuz çıkan 5 takım. Borsuz çıkan takım haliyle kadro yapar. Bunu görüyoruz, takip ediyoruz. Yani ilk başlasın göreceğiz. Takımlarımızı o zaman göreceğiz. Tamamen bize bir kapalı kutu. Bakacağız inşallah. Biz bu gruptan yerlere geliriz. Playoff oynayabiliriz. Bakacağız. Üçüncü lig ikinci grupta mücadele edecek Ordu Spor 1967'de ise As Başkan Adem Akça. İyi bir gruba düştük. Grupta iddialı kadrolar kuran takımlar var ancak hiçbir şey sahaya çıkmadan belli olmuyor. Kimse sahaya çıkmadan kazandım diyemez. Bizim de geçen sene playoff oynayarak ortaya koyduğumuz bir başarı var. Ama bizim de bu başarıyla sabit kalmamız gerekiyor. Eksiklerimizi gidererek, oyun sistemimizi geliştirerek yeni sezona giriş yapmamız gerekiyor. Transfer konusunda ise direkt olarak kafaya oynayacak bir kadro kuracağız. Bu nedenle dış transferde daha tecrübeli, kendini kanıtlamış oyuncuları kadromuza katmayı planlıyoruz. Ordu isminin mor beyazlı renklerin olduğu her yerde tek hedef sadece şampiyonluktur. İfadelerini kullandı. 2022-23 futbol sezonu 3-4 Eylül tarihinde başlayacak. Ünye Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel manyetik kum turnuvası başladı. Aldın mı? Ünye Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel manyetik kum futbol turnuvasında kuralların çekilmesinin ardından ilk karşılaşmalar gerçekleştirildi. İkisini de at başkanım, ikisini. Arkadaş size versin. Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel'in santra vuruşuyla başlayan turnuvanın finali 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Yarım asrı geçen tarihiyle dünyada ikinci, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan ve geleneksel olarak yıllardır Ünye'de gerçekleştirilen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası, kura çekiminin ardından 30 Haziran 2022 Perşembe akşamı ilk karşılaşmalarla başladı. Ünye Yalı Kumsalı'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılışına Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel katıldı. Sarah Moda Evi ile Köroğlu Kuyumcu takımlarının karşılaştığı ilk maçın santra vuruşunu takım oyuncularıyla başkan yardımcısı Orhan Gürel yaptı. Gürel yaptığı açıklamada Ünye Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz gece kum futbol turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Turnuvaya katılan takımlarımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Yıllardır geleneksel hale getirdiğimiz bu gece kum futbol turnuvasında Ünye Belediyesi olarak bunun organizasyonu yapıyoruz. Burada başta emeği geçen ve bu turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyoruz.
güzel maçlar olması ve centilmence müsabakaların olması temennisiyle herkese hayırlı seyirler ve hayırlı maçlar temenni ediyoruz. Seyircileri de görüyoruz. Bu yıllardır gelenek haline geldiği için biz de bu katılımcılarla, seyircilerle ve takımlarımızla gurur duyuyoruz. Katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Hayırlı olması dilekleriyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Ünye Belediyesi tarafından bu yıl 21.si düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında gerçekleştirilen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası'na toplamda 14 takım katılıyor. Her akşam saat 21'de başlayan müsabakalar sonucunda finale yükselen takımlar 23 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı final müsabakası yapacak. Ordu Spor 1967 formasını başarıyla terleten Serhat Velioğlu dünya evine girdi. Biz de TV2 ailesi olarak çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz. 3. Lig ekiplerinden Ordu Spor 1967'nin formasını başarıyla terleten Serhat Velioğlu, dün özel bir otelde gerçekleştirilen düğün merasiminde hayatını Özgür Aydemir'le birleştirdi. Düğün merasimine Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü yöneticileri, takım arkadaşları başta olmak üzere birçok davetli katıldı. Düğünde dikkat çeken detay ise Ordu Spor 1967 kulüp doktorunun çifte Ordu Spor bayrağını hediye etmesi oldu. Sevmeyi nasip eylesin. Evet Ordu Spor. Kardeşim sen dur buradan. Sen de buradan. Değiştirelim. Bu takımı şampiyon edecek futbolcu, bu takımın da doktoru benim. İşte bu futbolcu ailesi bize uğur getirecek inşallah. Sağ olsun, sağ olsun beni kabul etti. Biz de TV2 ailesi olarak Özgür Aydemir'le hayatını birleştiren başarılı futbolcuya bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Bu haberle birlikte spor haberlerini noktalıyoruz. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.